geceler. Türkiye son 15 yıldır belki on binlerce genç kızın öğretim hakkını elinden almış olan başörtüsü meselesini bugünlerde bir kez daha konuşuyor. Kozmik Oda bu gece bu konuyu ele alacak ama siyaset ekseninde değil. Kur'an ve sünnet odağını da tesettür ve başörtüsünü konuşacağız. Konuğumuz İslam hukukunun günümüzdeki en önemli belki de temsilcisi Profesör Doktor Hayrettin Karaman. Hayrettin Karaman'la hem bu konuyu ve vaktimiz el verdiğince güncel başka bir takım meseleleri de ele alacağız. Kozmik Oda'ya hoş geldiniz. Hayrettin Karaman Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şuradan başlayalım mı? Birazdan Kur'an'da başörtüsüyle ilgili özellikle Nur 31 ve örtünmeyle ilgili Ahzab 59. ayetler üzerinden bir takım sorular soracağız. Ama bir metodolojiyi anlamak açısından şuradan başlamak istiyorum. Kur'an'da herhangi bir emrin ya da yasağın bir kez zikredilmiş olması onun emirliği ya da yasaklığı için yeterlidir şüphesiz. Bunu algılayabiliyoruz. Ve fakat bir şey bir kere zikrediliyorsa, başka herhangi bir emir ya da yasak defalarca zikrediliyorsa, bu ikisinin arasında da bir fark olmalı diye düşünüyoruz. Böyle midir? Yasakların çok tekrarlandığını söyleyemeyiz. Yasakların, daha ziyade emirler açısından. Yani mesela içki yasağı, faiz yasağı hakkında da öyle onlarca, yüzlerce ayet yok. Çünkü yasağı bir kere yapınca, bir veya iki yerde zikredince, toplumda bu yasağa uyunca, onu Peygamber Efendimiz zaten uyguluyor, etrafındaki de uyguluyor. Onu ikide bir tekrar etmeye gerek kalmıyor. Bir arıza olursa tekrarı icap eder. Yani ya emre uyulmaz, ya yanlış anlaşılır, o zaman tekrarı gerekir, açıklama gerekir. O da yapılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Mesela faizde, içkide falan olduğu gibi. Ama emir dediğiniz mesela namazdan söz ediyorsunuz. Tabii daha somutlaştırarak isterseniz şöyle bir şey sorabilirim. Örneğin salat, namaz. İşte namaz. Kelime anlamı olarak namaz. 86 ayette de geçiyor. Hı-hı. Zekat yüzü aşkın ayette geçiyor. Emir olarak bildiriliyor. Başörtüsü bir emir sadece bir tek ayette geçiyor. Yani bunun bir kere yani metodolojik olarak yani bir emrin 80 kere 100 kere zikrediliyor oluşuyla bir kere zikrediliyor oluşu arasında bir fark var mıdır? Hayır. Ona itaat etme bakımından. Bu anlamda sormuyorum ama bir fark olması gerekmez mi? Yok. Niye diğeri Hazreti Allah tarafından defalarca tekrar edilirken? Hangi bakımdan fark olmadığını söylüyorum. Elbette fark vardır. Emre itaatin gerekliliği bakımından fark yoktur. Yani. Tamam, onu mahfuz bırakarak soruyorum. Bitti. Onun dışında mutlaka onun hikmeti vardı. Ben de onu anlatmaya çalışıyordum. Namaz örneğinden hareket ederek. Mesela işte şuranızı buranızı örtün diye bir kere söyleniyor ve siz onu örtmeye başlayınca o devam ediyor. Bu artık sizin namazda olduğu gibi daha evvel yapmadığınız bir şeye yeni alışma sebebiyle bir eğitime, bir irade zorlamasına ihtiyaç hissettirmiyor, ihtiyaç göstermiyor bu olay. Ama namaz öyle değil. Namaz diye bir şey yok. Eskiden zaten kadınlar örtüyor. Kur'an-ı Kerim'de dikkat ederseniz şuranızı buranızı örtün demiyor. Mevcut olan bir örtüyü nasıl örteceklerini söylüyor. Siz evet. İleride bana onu soracaksınız. Evet. Anlaşılan onu söylüyor. Ama namaz diye bir ibadet yok. İslam ile insanların hayatına namaz giriyor. Son derecede önemli bir ibadet ve günde 5 defa ve hayatınız boyunca devam edecek. Onun için o muhtemelen tekrarlanıyor. Peki. Evet. Yine de şunu tam olarak infak affedersiniz. İnfak. Mesela bu ikame-i salah ve itai-i zekat. Yani zekatı vermek, namazı işte dosdoğru kılmak, hakkıyla kılmak. Bu dikkat ederseniz hep tekrarlanır. İnfak olayı da böyledir. O da yani karşılıksız yardım, zekattan bağımsız olarak evet, doğru. Yükümlülük olmaksızın zekat da dahil diyelim. Hı-hı. Zekatı da dahil edelim. Hı-hı. Yani muhtaçlara mecbur olduğunuz ve olmadığınız yardımda bulunmak. Hı-hı. Böyle alalım bunu şimdi. Bu da kolay değildir. Yani insanların
tembelliği vardır namaz bakımından. Mal, servet, mülkiyet düşkünlüğü vardır. Kolay değildir böyle koparıp vermek. Yani mülkiyetten bir parçayı koparıp vermek. Bu belki de daha çok tembih istiyor. Daha çok tilkin istiyor. Muhtemelen Allah Teala bunun için onu tekrarlıyor. Peki bu sözünü ettiğimiz örneğin salat, namaz, infak, özellikle bu ikisi zekat. Hı hı. Kur'an'daki bazı ayetlerde imanla beraber adeta mütemmim cüz, ayrılmaz bir parça gibi zikrediliyor. Yani namaz kılmak, zekat vermek imanın adeta bir parçasıymış algısı içerisinde okunmaya uygun ayetler var. Başörtüsü böyle midir? İman amel ilişkisi, iman inanma, amel de inandığınızı uygulama değil mi? Hayatınızda evet. Uygulama. İman amel ilişkisi çok meşgul etmiş. İnsanları yani alimleri acaba inandığınız bir şeyi yapmazsanız bu sizin inanmadığınız anlamına mı gelir? Bu soru sorulmuş. Ben bunu Türkçe söyledim. Bunu şöyle sormuşlar. Amel, uygulama imana dahil midir? İmanın bir parçası mıdır? Bunu da açarsanız şudur. Siz inandım der. Fakat uygulamazsanız inandığınız bir şeyi gerçek anlamda inanmış olursunuz. Aslında inanmamış mı olursunuz diye. Cevap işte bizim ehl-i sünnet dediğimiz ve bugün yeryüzünde yaşayan Müslümanların ki bunlar 1,5 milyar civarındadır. 200 milyonu ehl-i sünnetin dışında kalanlardır. Düşünün gerisi yani 8 tane Sünni, bir tane Sünni olmayan Müslüman var. İşte bu kadar yani 1 milyar 300 milyon Müslümanın tabi olduğu ehl-i sünnet, onların imamları, alimlerine göre ve psikoloji de bunu söylüyor zaten. Sosyal psikoloji de, bilim de bunu söylüyor zaten. Bunu söylüyor. Neyi söylüyor? Bir insan bir şeye inanır. İnanma gerçektir. Samimidir. Fakat inandığı bir şeyi faydalı veya zararlı olduğuna inandığı bir şeyi yapma ayrı bir şeydir. İnandığı halde onu yapmayabilir, inanmadığı halde yapabilir. Bu bir eğitim meselesidir, bir irade meselesidir. Onun için amelle imanı birbirine karıştırmamak lazım demişlerdir. Özetle şu söylenebilir o zaman diye düşünüyorum. Başörtüsü özelinde. Bir kadın başörtüsü takmamakla İmandan çıkmaz. Çıkmaz. İslam'dan çıkmaz. Sadece bir emri ihlal etmiş olur. Doğru. Ve bu emir imanın mütemmim cüzü gibi bize sunulan, ayrılmaz parçası gibi sunulan salat ve zekat gibi bir emir de değildir. Salat ve zekat da namaz ve zekat şeydir. Gibi. Aynen öyle örtünme gibi, yani tesettür gibi. Salat ve zekat yapılması icap eden. Öbürünü mesela faiz, içki, açık saçık olma. Böyle şey edelim, bunları sıralayalım şimdi. Bunlar açık saçık olma yasaklanmış, içki içmek yasaklanmış, faiz yasaklanmış. Böyle ben size söyleyeyim şimdi. Bu yasaklar, evet Allah Teala bunu yasaklamış ama bundan maksat şudur diye bir yorum yaparak ya da yorum da yapmadan inanıyorum ama yapamıyorum, alışamadım. Yani mesela örtünmeye alışamadım, içkiye alıştım, bırakamıyorum. Yoksa ben buna inanıyorum bu zıkkımın haram olduğuna diyorsa o zaman imanı imandır. İmanı imandır. Amel noktasında bir mesele var. Hazreti sadece. Peygamber zamanında bu bakın bir adam bir kere içmiş sarhoş adam dediğim sahabi. Ashab-ı Bedir. Sahabi. Nuayma. Evet. Şimdi getirmişler. Ona böyle bir ceza vermişler. Bırakmışlar. Bir daha dördüncü kez yakalanınca biliyorsunuz işte Hazreti Ömer herhalde bu münafık yani inanmadığı halde inanmış gözüküyor. Bunun varlığına son verelim diye Peygamber Efendimiz'e teklifte bulunca o diyor ki o
birkaç rivayeti var bu hadisin. Bir tanesi şöyle, o damarlarına kadar iman doludur diyor o insan. Şimdi bu çok açık bir şekilde bazı ihlallerin, sizin de ifade ettiğiniz gibi bazı ihlallerin imansızlıktan olmadığını gösteriyor. Peki hocam, şu Nur 31, Nur suresi 31. ayet. Yanlış yapmamak için direkt meal üzerinden okuyayım. İnanan kadınlara söyle, onlar da gözlerine bakılması yasak olandan çevirsinler. İffetlerini korusunlar. Bu ifadeyle ilgili bir mesele var, daha sonra geleceğim. Çünkü ifadenin lafzı perçilerini hıfzetsinler. Doğru, doğru. Yani iffetlerini korusunlar tam olarak karşılayan bir şey değil bana göre. Birazdan bunu soracağım ama iffetlerini korusunlar. Görünmesinde sakınca olmayan yerleri dışında cazibe ve güzelliklerini açığa vurmasınlar. Ve bunun için başörtülerini kelime humurihinne, hımar kelimesinin çoğulu, Arapçada hımar kelimesi başörtüsü olarak kadim Arapçada da kullanılan bir kelime diye biliyorum. Yakalarının üzerine salsınlar. Şimdi benim ilk dikkatimi çeken şey burada şu, bu ayette. Kur'an kadından öncelikle, yani başörtü sıralama itibariyle, bir çünkü o lafzın sıralamasında da bir önem var diye biliyorum. Bir şeyle başlıyor. Neyle başlıyor? Kadından öncelikle cinselliği korumasını ve cazibesini, güzelliği dışa vurmamasını istiyor. Öncelikle. Ama bunu erkekten de istiyor. Tabii ki bir önceki ayette. Yani hatta. Bunu hep... Şüphesiz öyle ama şu anda kadın ve kadın tesettür üzerinde bugün onu konuşuyoruz ama için. Yani insanlar İslam'da tesettürün, cazibenin dışarıya vurulmamasının, ferçilerini, iffetlerini, namuslarını, cinselliklerini caiz olmayan yerlerde kullanmamaları emrinin, bunu ihlal etmeme emrinin, sadece kadınlar üzerinde bunu konuşuyorlar da. Yo, erkekler ben, için daha. Ben ona dikkat çekmek istedim. Bu bana okuduğunuz ayette ifadeler aynı, kelimeler aynıdır. Mesela kullil müminine diye başlıyor. Orada mümin erkekler. Ve kullil müminati, ve mümin erkeklere söyle, mümin kadınlara söyle diyor. Ondan sonra söylediğiniz iki kelime var. Yaguddu min absarihim. Gözlerini haramdan sakın. Yaguddu min absarihinne. Aynı. Kelimeler aynı. Hı hı. Kip aynı. Dolayısıyla erkekler böyle yapsın, kadınlar da böyle yapsın. Erkekler şöyle yapsın, kadınlar da böyle yapsın. Meseleyi böyle koymak lazım masaya. Şüphesiz böyle. Ben başka düzende başka bir şeyi sormaya çalışıyorum yalnız bu ayette. Ayeti algılamak, doğru okuyabilmek için soruyorum bunu. Şimdi ayet direkt başörtülerini örtsünler diye başlamıyor. Bir sıralamayla başlıyor. Doğru. Bakışlarını sakınsınlar, cinselliklerini korusunlar ve güzelliklerini dışarı vurmasınlar ve başörtülerini örtsünler. Şimdi bu ayeti böyle okuduğunuzda kadından temel ve erkekten de şüphesiz ama bu ayeti konuştuğumuz için kadından temel talep, öncelikli talep, öncül talep, öncelikle cinselliklerini koruması ve güzelliklerini dışa vurmamasıdır diye algılıyorum. Bu doğru mu? Doğrudur ama emirlerde ve yasaklarda bir maksat ve hikmet vardır. Bir de bu maksat ve hikmeti gerçekleştirecek araç, vasıta vardır. Başörtüsü bunun aracı mıdır? Söyleyeceğim. Dinde bu amacı alıp aracı atma gibi bir lüksümüz veya hakkımız yoktur. Amacı koyan Allah, bunun için aracı koyan da Allah'tır. Şimdi namazın da amacı anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Orucun da amacı anlatılıyor. Birileri kalkıp diyorlar ki, oruçtan maksat açlığı hissetmek, açlığın haliyle hallenmek, irade terbiyesi yapmak ve iradeye hakim olmak ise ben bunu oruç dediğimiz şeyi yapmadan da başka egzersizlerle de elde edebilirim. Maksat bu olduğuna göre. Diyorlar ya, bu mantık yanlış. Dinde bu mantık yanlış. Hocam özür dilerim, bağışlayın şimdi, beni ama yani bu ayet özel...